Merhaba arkadaşlar, bugün size çok farklı, çok renkli, çok heyecanlı, çok sürükleyici bir yaşam hikayesini, yani gerçek bir hikayeyi konu alan bir kitap paylaşacağım. Bana kitabı kim gönderdi? Kitapta bizzat hikayesi anlatılan Hamdi Şamilov'un torunlarından Mehmet Şamilov. Mehmet ağabey Trabzonludur, hemşerimdir. Ben bir gün işte Kafkasya, Rusya'ya, yani o coğrafyaya doğru bir yolculuk yapıyordum. Bana dedi ki, hocam sana bir kitap vereceğim, okumanı istiyorum. Dedim abi, seve seve. Kitabı bana gönderdi, kitabı koltuğumun altına koydum. Yolculuk esnasında okudum. Hangi kitaptan mı bahsediyorum? Arkadaşlar, Cengiz Yalçın tarafından kaleme alınmış olan Komünist isimli kitaptan bahsediyorum. Lütfen sakın ama sakın yapmayın. Ne? Komünist mi? Hadi ya hoca, başka şey mi? Yapmayın arkadaşlar böyle. Sakın ama sakın. Biz artık bunları aşalım. Biz böyle bir üst seviyeye çıkalım. Kitaba kitap olarak bakın. Hemen kitabın ismini görüp ön yargılarınızı, duvarlarınızı, perdelerinizi kapatmayın. Farklı ve değişik bir hikayeden bahsediyorum. Kitabı benim için değerli kılan birinci şey neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Ya 1914 yılında Trabzon'un, Of ilçesinin, Hayrat Nahiyesi'nin Alona Sahot eski ismiyle köyünden genç bir çocuk kalkıyor ve yola çıkıyor. Gerçek bir yaşam hikayesi. Ve Trabzon'dan o günün şartlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun halen yaşadığı ve kendisinin de bir Osmanlı vatandaşı olduğu o günün şartlarında Gürcistan'a gidiyor. Orada Komünist Parti'ye üye oluyor. Orada başından ne hikayeler, ne hikayeler, ne hikayeler geçiyor. Ve ardından yola çıkıyor. Hem de o günün yol şartlarında. At sırtında, karlı dağlarda, karanlık ormanlarda yolculuk yapıyor. Nereye mi gidiyor? Rusya'nın ta içlerinde, steplerinde bir akrabası var. O da çok 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 önceki dönemlerde gitmiş, oraya yerleşmiş. Onun yanına gidiyor ama bu yolculuk hiç de öyle basit bir yolculuk olmuyor. At arabasında başlayan yolculuk, ardından çok böyle sıkıntılı, çileli tren yolculuklarıyla devam ediyor derken bir gün o akrabasının olduğu yere gidiyor. Ya arkadaş, adamın başına gelenler var ya, Hamdi Şamilov'un başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmiyor. Ya adam öyle bir hikaye yaşamış, adam öyle bir hayat yaşamış ki emin olun 10 tane sinema filmi çıkar. Şu adamın yaşadığını git Amerikalılara ver, Hollywood bundan 10 tane sinema çıkartır arkadaşlar. O kadar renkli, heyecanlı, farklı ve sürükleyici bir hikayesi var. Bir adam düşünün, Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı ve Türk ve Rusya'da, ki onun gittiği dönemlerde bütün dünya çalkantı içerisinde, Birinci Dünya Savaşı çıkmış, kimin kimle savaştığı belli değil. Ve bu adam pat diye bir gün alınır, Beyaz Ordu'da, yani Çarlık ordusunda savaşmış, Çarlık ordusuna askerlik yapmış. Aynı adam Kızıl Ordu, yani Lenin ve Troçki tarafından kurulan Kızıl Ordu'da da askerlik yapmış. Düşünebiliyor musunuz? Türksün, Osmanlı tebaasısın, Rusya'dasın ve orada savaşan iki tane iç ordu var. Birisi Beyaz Ordu, yani Çar'ın ve yerleşik Çarlık sisteminin silahlı gücü. Diğeri Lenin, Troçki ve yoldaşlarının devrim için yola çıkan Kızıl Ordusu ve sen Türkiye Cumhuriyeti değil, Türksün, Osmanlı İmparatorluğu vatandaşısın ve her iki orduda da yer alıyorsun. Hatta ve hatta Kızıl Ordu'nun içerisinde, yani Lenin'den sonra ikinci isim denilecek olan Troçki'nin kurduğu özel Çeka birlikleri var. O Çeka birliğinde komiser, yani o Çeka birliğinin komutanı pozisyonuna geliyorsun. Sonra Rusya'ya gidiyorsun, Moskova'da üniversite okuyorsun. O üniversite okuma esnasında kimlerle, kimlerle, kimlerle tanışmıyorsun? Nazım Hikmet'le. Nazım Hikmet'e ev sahipliği yapıyorsun, rehberlik yapıyorsun. Sen o ülkedesin, oranın dilini biliyor.
ve Nazım Hikmet'ten büyük ona bir anlamda abilik yapıyor, koruyor, kolluyor, sahipleniyor. Bununla mı sınırlı? Hala hayır, devamı var. Şevket Süreyya Aydemir. Size eserlerini paylaştığım o önemli yazar, o önemli düşünür ve fikir ve aksiyon adamı. Şevket Süreyya Aydemir'e, Vala Nureddin'e ve nicelerine nicelerine. Onlarla birlikte oluyor, onlarla yaşadığı hikayeleri, anıları anlatıyor. Ve tam 10 yılın ardından düşünebiliyor musunuz? Sen bir Osmanlı vatandaşısın, Rusya'dasın. Hem Çar'ın ordusunda hem Lenin'in ordusunda savaşmışsın. Bilmem Doğu Emekçileri Üniversitesi'nde okumuşsun. Türkiye'nin en önemli yazarları ve şairleriyle anılar biriktirmişsin. 24 yılında geldiğinde artık Osmanlı İmparatorluğu yoktur. Genç Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk vardır. Ve yeni bir ülkeye geliyorsun 10 yıl sonra ama heybende yüzlerce anıyla. Kitapta Lenin'in o devrim süreci, devrim heyecanı, devrimin ardından oluşan yapı, devrim sürecindeki heyecanlar, hayaller, emek, eşitlik, özgürlüğün devrim sürecinden sonra yerini tamamen farklı bir yapıya büründürmesi, hepsini o kadar güzel ve yerinden yaşanmış olaylarla anlatıyor ki. Ve ardından Türkiye geliyor ama Türkiye'ye geldiğinde adam baştan sona macera Hamdi Şamilov ya. Hatta şeyi söyleyeyim, durun da ondan sonra devam edeyim. Şimdi diyeceksiniz ki ulan ne alaka Hamdi Şamilov, 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 ulan bir Türk için Şamilov. Hamdi Şamilov askere gider. Hamdi Şamil'dir. Ama askerde hani künye veriyoruz ya. Harun Çelik Trabzon Emret Komutanım veya Hasan İzzettin Dramo Samsun Emret Komutanım. O da Hamdi Şamilov Emret Komutanım deyince Hamdi Şamilov, Hamdi Şamilov, o şive ve o Şamil'le of'un o sıkı söylenince birleşmesi Hamdi Şamilov diye kalır. Ve hatta Türkiye'ye döndüğü yıllar Türkiye'de işte komünizm korkusu var. Her an karlı dağların ardından kışla birlikte komünizm de gelebilir denip o soğuk savaşın çok güçlü olduğu yıllarda Türksün, Türkiye'desin, Rusya'dan gelmişsin. Adın da komüniste çıkmış, bir de soy ismin de Şamilov. Bu bile polisten sürekli dayak yemesi için yeterli bir sebeptir. Dedikten sonra devam edelim. Türkiye'ye gelir, orada da bırakmaz onu heyecan. Gider, Pendik'e yerleşir İstanbul'a. O dönemin Pendik'i farklı bir yerdir. Bugünkü gibi böyle dev 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 binalar, beton tapınaklar değil. Efendime söyleyeyim, ağırlıklı olarak muhacirlerin toplandığı, yaşadığı ağaçlık, mesire, deniz kenarı güzel bir yerdir. Orada bir çay bahçesi açar, açar ama çay bahçesine devam eden adamlar kimlerdir? Yine Nazım Hikmet'i görüyoruz sahnede ve Kemal Tahir'i görüyoruz. Nazım Hikmet birlikte olduğu sevdiği kadınla, Kemal Tahir aynı şekilde ve o dönemin Türkiye'nin en ünlü, en namlı Doktor Hikmet Kıvılcımlı'ya kadar, Nedim Töre kadar isimlerin hepsinin geldiği, uğradığı, yediği, içtiği, sohbet ettiği bir yer olur orası. Ve bir gün oranın açıklarında bir Yavuz zırhlısı vardır. O Yavuz zırhlısından askerler de gelir bu çay bahçesinde muhabbet ederler. Ve ne mi olur, ne olur onu söylemeyeceğim. Öyle bir kurgu yapılır ki ya hiç değişmiyor arkadaşlar. Kim gücü ve iktidarı eline geçirirse kurgusunu yapıyor. Sesini kesmek istediği, soluğunu kesmek istediği kimse bir gün komünistler oluyor, bir gün milliyetçiler oluyor, bir gün dindarlar oluyor, bir gün aliler, bir gün veliler ama sistem tehdit olarak gördüğü her unsuru ortadan kaldırmak için yapacağı tiyatroyu yapıyor. Ve o süreçte Hamdi Şamilov, Kemal Tahir'le birlikte ve diğer aydınlarla birlikte bir daha karga tulumba, ya o cezaevi senin, bu cezaevi benim. Arkadaşlar, diyeceksin ki ya Harun Hoca sen bize ne kadar çok ipucu verdin. Yok, kitapla ilgili hiçbir ipucu vermedim. Ben sadece böyle renkli bir yaşam var, size onu söylüyorum. İşte o renkli yaşam sizi bu kitabın satırları arasında bekliyor. Arkadaşlar ben şunu çok önemsiyorum ya. Ya düşünsenize.
Bu adam Türkiye'de başlayan, Gürcistan'da devam eden, Rusya'da Lenin döneminde Çarlık, Cumhuriyet'in kuruluşu, yeni Cumhuriyet'in yerleşme süreci, ardından yaşanan iç kargaşalar hepsini yaşamış, görmüş, anılar biriktirmiş, dersler çıkarmış, ibret almış, bazı sonuçlara ulaşmış ve onu geliyor size şurada yani 3 saat içerisinde okuyacağınız 230 sayfalık bir eser. Bir yaşamı, o yaşamın tecrübesini, o yaşamın birikimini, o yaşamın özünü 3 saatte alıyorsun ve kendi bilgi birikimine katıyorsun. Böyle bir güzellik olabilir mi ya? O yüzden bu tarz yarı otobiyografik eserleri okumayı çok seviyorum. Kitabı kim yazmış biliyor musunuz? Cengiz Yalçın. Cengiz Yalçın kim? Hamdi Şamilov'un kardeşinin oğlu. Ve bu kitabı kaç yaşında yazmış biliyor musunuz? Bu kitap yeni. Yazar ODTÜ Fizik Bölümü Başkanlığı yapmış. Nobel ödülü veren, hani İngiltere'de o kraliyet ailesinin bir jürisi var ya, o jüride yer alan bir isim. Hem Türkiye'de hem yurt dışında çok saygın bir bilim adamı. Amcasından dinlediği hikayeyi demiş ki, yaşım geldi işte 86'ya. Bu hikaye yok olup gitmesin. Bu büyük bir yaşam hikayesi, büyük bir tecrübe. Bunu yazayım, kayıt altına alayım ve Türk okuruna sunayım demiş. Bence de çok iyi yapmış. Yani 86 yaşında ihtiyar delikanlı Cengiz Bey, saygıdeğer hocamız, o enerjiyi, o kararlılığı kendinde bulmuş, oturmuş ve yazmış. Teşekkür ediyor, hürmet ediyor, ellerinden öpüyorum kendisinin. Dedikten sonra iki tane küçük eleştirim olacak kitapla ilgili. Öğreticiliği noktasında, sürükleyiciliği noktasında ve birçok tarihi bilgiyi bizle paylaşması noktasında gerçekten çok istifade ettiğim bu eserde Cengiz Yalçın hocamın affına sığınarak ve anlayışına sığınarak, hocam keşke kurguyu yaparken bu kadar acele etmeseydiniz. Yani sanki böyle bir an önce bitsin telaşı ile kurguda bazı ufak tefek aksaklıklar gözüme çarptı. Zannediyorum sizler okuduğunuzda da çarpacak. Ayrıca hocam şöyle yapmış. Yani hiçbir edebi sanatsal oyuna girmemiş. Çok sade, yalın, böyle karşılıklı oturmuşsunuz, size anlatıyor gibi anlatmış. O açıdan hani okuduğunuz zaman çok üst düzey bir dil, üst düzey bir anlatım, edebiyatla, sanatla, edebiyatın farklı dallarıyla böyle süslenmiş, bezenmiş bir anlatım beklemeyin. Hocam böyle bir metot kullanmamış. Ama sanki biraz daha özenilmeliydi, biraz daha üzerinde durulmalıydı, biraz daha böyle kaneviçe gibi ilmik ilmik işlenmeliydi ve acele edilmemeliydi diye düşünüyorum. Hocam sanki bir an önce bitsin ve Türk okurlarının istifadesine sunulsun diye acele etmiş gibi geldi bana. Ama arkadaşlar bir daha söylüyorum. Ben okudum. Sakın böyle benim abonem olan siz sevgili kitap dostu arkadaşlarım bir noktada hemfikiriz. Biz kitaba ideolojik bir çerçeveden bakmıyoruz. Yani kitap bizi üzerine binip bir yerden bir yere taşıyacak bir eşek değil abi. Yani siyasi anlamda bizi bir yerden bir yere taşıyacak bir eşek muamelesi yapmadık, yapamayız, yapmayacağız kitaplara. Kitaplar bizim üzerine bindiğimiz ve bizi bilgiye, öğrenmeye, yeni yerler, yeni coğrafyalar, yeni ufuklar keşfetmeye taşıyan bir küheylandır. Bizim kitaplara bakışımız bu. O yüzden bu kitabın ismine takılıp kalan arkadaşlar, bakın aynı şeyi söylüyorum. Sırf komünist diye, komünistmiş lan abi, devrimci bir kitap, hadi alıp okuyalım diyorsanız, yani çıkış noktanız yine tamamen siyasi ise bence yine eksiksiniz. Eğer kitaba blok koyacaksanız, ya bıraksana ya, Harun Hoca da bize komünist diye bir kitap tavsiye etmiş diyecekseniz yine eksiksiniz. Arkadaşlar alın ve okuyun, sonra kararınızı verin diyorum.
sizi güzel bir eserle baş başa bırakıyorum. Nereden çıkmış? Hemen bakayım. Düş Sözcükleri Yayın Evi. Çok rahat bir şekilde internet üzerinden bu kitaba ulaşabilirsiniz. Kitabı tavsiye ettiğim birkaç arkadaşım oldu. Onlar da benimle aynı şeyi söylediler. Dediler ki hocam evet dili ve kurgusunda biraz sorun var ama gerçekten Hamdi Şamilov yaşamı öğrenilmesi gereken bir insan. Çünkü onun yaşamını, onun hayatını öğrenirken o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki. Hem yakın coğrafyamız hem de içinde yaşadığımız kendi coğrafyamızla ilgili diyorum. Arkadaşlar sizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, kitapla kalın. Bir dahaki eserde, bir dahaki kitap tanıtımı videomuzda görüşmek üzere diyorum.